Evet sevgili Vizyon 58 televizyonu izleyenleri, Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Bu haftaki konumuz Guatr hastalığı olacak, tiroid bezleri olacak. Tabii alanında, uzmanlık alanında Avrasya Hastanesi ile birlikte çalışmış olduğumuz doktorlarımız bizlere her hafta eşlik ediyor. Bu hafta da bizlere eşlik edecek olan Profesör Doktor Ali Rıza Cenal hocamız olacak, başhekim olur kendisi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Güzeliz. Çok teşekkür ederiz. Biraz hastasınız sanırsam. Biraz bir grip var. Evet. Geçmiş olsun diyeyim. Sağ ol. Teşekkürler. Evet hocam. Geçtiğimiz haftalarda kalp sağlığıyla alakalı sizlerle bir söyleşimiz olmuştu. Buradan evet. İzleyicilerimize bilgiler sağlamıştınız. Şimdi evet. Kış ayları malum geldi. Böyle boğaz ağrıları oluşmaya başladı. Bu boğaz evet. ağrılarıyla karıştırılmayacak bir hastalığa dikkat çekmek istiyoruz biz bu hafta. Tiroid cerrahisini, Guatr hastalığına giriş yapalım. Evet. Tiroid bezi nedir hocam? Evet, yani tiroid önemli bir endokrin bezimizdir. Endokrin biliyorsunuz bizim hormonlar salgılayan organlarımızdır. Bu işte beyinde hipofiz bezi, boyunda işte tiroid bezi, böbrek üstü bezi, böbreklerin üzerinde, işte overlerde ve yumurtalıklardaki kadın ve erkeklerdeki bezler, onlar da hepsi böyle hormon salgılıyorlar. Hormonlar son derece önemli bizim yaşamamız için, hayatın, organizmamızın düzenli çalışması için. Tiroid de bunlardan bir tanesi. Tiroid bezi bizim, belki herkes, çoğu kişi biliyordur, boğazda, bu Adem elmasının yan tarafında, kelebek tarzında. Bademcik dediğimiz yerler yok, mi yok, oluyor hocam? Bademcik farklı. Bademcik boğazın içinde, bu boğazın dışında, yani hemen cildin altında, böyle kelebek tarzında olunan bir organımız. Yani özellikle sordum ki hani bademcik şişmesiyle ya da boğaz ağrılarıyla birlikte karşılaştırmasınlar. Yok, çok farklı. Diye. Yani boğaz ağrısı biliyorsunuz daha çok faranjit, larenjit gibi ya da bademcik iltihabı gibi durumlarda boğaz içinde olur. Bu daha çok boğazın dışında olur. Bu çok böyle boğaz ağrısı pek yapmaz. Sadece iltihaplanır ise belki hani ağrı yapabilir. Ama çok büyüdüğü zaman, hani guatr dediğimiz bir olay olduğu zaman, işte biraz bası yapıp işte nefes darlığı, ses kısıklığı gibi şikayetler de sebep olabilir. Eğer bir akut bir bakteriyel enfeksiyon ya da viral enfeksiyon gibi bir şey olursa, o zaman işte ateş, kırgınlık ve o zaman ağrı olabilir. Ama bildiğimiz boğaz ağrısı pek yapmaz. Evet. Ki bu tiroid bezlerinin görevleri nelerdir hocam? Yani tiroid bezi iki tane hormon salgılıyor. T3, T4 diye. İkisi de son derece bizim metabolizmamızı düzenleyen hormonlar. Yani bu tiroid bezleri eğer iyi çalışmazsa, bu hormonlar yetersiz olursa bizim metabolizmamız son derece yavaşlar. İşte kalp hızımız yavaşlar, bağırsaklarımız yavaşlar, kolesterol düzeyleri artar, işte ciltte kuruluk, tırnaklarda kuruluk ve sinir sisteminin gelişmesi özellikle bebeklerde çok ciddi problemler yaratabilir. Yani son derece önemli bir bezdir, tiroid bezi. Bu hormonlar da son derece dengeleyici hormonlardır. Çok çalıştığı zaman da problem, az çalıştığı zaman da problem. Ve aynı zamanda işte kanser riskleri, iltihapları, durumları da var tiroid bezlerinin. Son derece yaygın bir hastalık paterni var. Risk faktörlerine giriş yaparsak? Evet, risk faktörleri... Tabii şimdi tiroid bezinin işte az çalışması, çok çalışmasıyla ilgili hani söyleyebiliriz ama özellikle bazı hastalıklar genetik çok yatkınlık var. Mesela Hashimoto tiroidi dediğimiz işte tiroid bezinin az çalıştığı durumlar. Neye sebebiyet hemen hemen veriyor genetik az sebeplerdir. Çalışması? Neye sebep veriyor? Evet, şimdi onlara da isterseniz yavaş yavaş girebiliriz. Ya da işte az çalışması, çok çalışması diye isterseniz sınıflandıralım. Şimdi bir çok çalışmasından isterseniz başlayalım. Çok çalışması aslında hani çok gözüken bir durum değil. Sadece Graves hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu da aynı bir romatizmal hastalık gibi, tip 1 diyabet gibi bir otoimmün bir hastalık. Otoimmün hastalık deyince biliyorsunuz, bilmiyordur insanlar. Otoimmün hastalıkta bizim bağışıklık sistemimiz bir kendi dokusuna karşı bir antikor oluşturuyor ya da bir mikroba karşı antikor oluşturuyor. Bu olan antikorlar bazen bizim dokularımıza saldırabiliyor, onlara zarar verebiliyor. İşte bu oluşan antikor da aynı bizim hipofiz bezindeki
tiroid uyarıcı hormon gibi etki ederek bu tiroid bezinin aşırı çalışmasına sebep oluyor Graves hastalığında. Yani şunun onu da deneyeyim o zaman. Tiroid bezini tek başına çalışmıyor. Onu organize eden bir üst düzey bir endokrin organımız var. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi bütün o neredeyse endokrin bezlerini organize eden orkestra şefi gibidir. O hem büyüme hormonlarını, tiroid hormonlarını, işte testosterondur gibi ya da overdeki yumurtalıklardaki kadınsal hormonlar gibi bütün hormonları, hormonların orkestra şefi. O uyarıyor. Mesela diyelim ki tiroid beziniz çok çalışıyor, uyarıyı azaltıyor ya da az çalışıyor, çok uyarı gönderiyor. Yani o orkestra şefi gibidir. İşte bu oluşan antikorlar yanlışlıkla o tiroidi stimüle eden hormon gibi etki ederek tiroidi uyarıyor ve tiroid de bu sefer çok çalışıyor ve büyümeye başlıyor. İşte guatif dediğimiz şey gelişiyor. Nodüllü ya da nodülsüz, difüz bir şekilde de genişleyebiliyor. Ve bu da tiroidin çok çalışmasına sebep oluyor. Tabii tiroidin çok çalışması da ciddi bir problem. O zaman metabolizmamız çok hızlı artıyor. Bunun birkaç şeyi var. Bir tanesi özellikle kalp üzerinde çok olumsuz etkiler var. Kalp bir kere çok hızlı çalışıyor. Hatta atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim oluşmasına da sebep olabiliyor. Bu da ciddi problemlere sebep olabiliyor. Hem çok kalp çok hızlı çalışıyor, kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. İşte pıhtılara, kalp içinde pıhtılara sebep olabiliyor, feşlere sebep olabiliyor. O yüzden kalbe böyle olumsuz etkisi var. Bağırsakları mesela çok çalışıyor, aşırı fazla çalışıyor. Buna bağlı olarak da işte ishal durumları olabiliyor. Çok sık tuvalete gitme durumları olabiliyor. Yani ciddi sonuçlara da yol açabiliyor tabii, diğer hastalıkları. Aynı zamanda şey çok sinir yapıyor. Mesela o kişiler çok sinirli, stresli, asabi oluyorlar. En ufak şeye tahammülleri olmuyor. Çok terliyorlar. Sıcağa karşı hiç tahammülleri olmuyor. Bunların tersi de aynı şekilde çok az çalıştığı zaman da oluyor. Tam tersi de aslında. Evet. Bu kişiler dediğim gibi çok asabi oluyorlar, uykusuz oluyorlar, çok halsiz oluyorlar. Kas güçleri çok zayıflıyor, çok çabuk yoruluyorlar. Daha ileri aşamalarda kemik erimesi, osteoporoze sebep olabiliyor. Aynı zamanda bu Graves hastalıklarında böyle %30'unda gözüken işte gözlerde biraz pörtleme, gözleri biraz daha dışarı gibi gözüküyor. Oftalmopati deniyor. Evet. Gözükebiliyor. O da göz arkasındaki yağlarda artış, karbonhidrat miktarında artıştan dolayı göz biraz daha dışarı çıkık gözüküyor. Ondan böyle tipik göz yapıları vardır. Hı-hı. Bu hipertiroidi, Graves hastalığına bağlı olan hipertiroidilerde. Bu Graves'in daha ileriki dönemde tirotoksikoz dediğimiz bu artık tiroid fırtınası, yani tiroid hormonların aşırı salgılanması çok daha böyle ölümcül komalara kadar götürebilen, acil müdahale gerektiren durumlara kadar da götürebiliyor. Kesinlikle basit bir hastalık değil o zaman. Değil tabii. Yani Peki Graves bunların belirtilerini nasıl insanlar... Genelde çok işte çok sinirli, çok tahammülsüz, çok aşırı terleyen, devamlı terleyen, cildi devamlı nemli, sıcağa tahammülü olmayan, işte kalbi devamlı böyle hep yüzün üzerinde atan, devamlı böyle... Çarpıntısı olan, nabzı yüksek olan, işte halsiz, çabuk kilo veren, aşırı kilo veren, hatta biliyorsunuz bir ara bu kilo problemi olanlara bu tiroid hormonları, ekstreleri de veriliyor ama onları biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabii. Neden tavsiye etmiyorsunuz hocam? Yani çok şey normal bir yol değil, bir de tiroid fazla çalışması da iyi bir şey değil. O daha gördüğünüz gibi sürüşünen bazı yan etkilere sebep olabiliyor. Onun için genelde çok tavsiye etmeyiz biz. Normal beslenme, diyet varken bu tür ilaçlara falan gerek yok. Peki bu şikayetlerle gelen hastalara nasıl bir uygulamayla bu sonuca varıyorsunuz? Testler mi yapıyorsunuz? Tabii testler yapıyoruz. Birincisi bir muayeneyle zaten anlayabiliyoruz. Hatta bazen dışarıdan bile tiroidlerin böyle kabarık olduğu, büyük olduğu gözükebiliyor. Elle muayeneyle de anlıyoruz. Daha sonra ultrason dediğimiz tetkikle zaten çok net bir şekilde
tiroidin büyüdüğünü, nodüllerin olup olmadığını, işte az mı çalıştığını, çok mu çalıştığını ultrasonla da çok iyi anlayabiliyoruz. Sintigrafi dediğimiz bir yöntem var. Nükleer tıpla bakıp oradaki tutulumu, onun da orada da yine tiroidin az çalışıp çok çalışmadığını, sıcak nodül, soğuk nodül var mı yok mu onları anlıyoruz. Bir de tabii kan testleri var. İşte bu hipofizden salgılanan TSH dediğimiz tiroid stimüleze edici, yani tiroid uyarıcı hormon, o az ya da çok olabiliyor. Bir de tiroidin salgıladığı işte T3, T4 hormonu dediğimiz hormonlara bakarak da onların seviyelerinde az ya da çok, bunlara bakarak tiroid hastalıklarını teşhisini koyuyoruz. Koyuyorsunuz. Tedavisinde ona göre ilerliyor. Tedavisi, evet. Yani tiroidin çok çalıştığı durumlarda genelde tedavi, yani 3 yöntem var genelde. Nedir bir bunlar? İlaçlarla, ilaç vererek, bazı ilaçlar özellikle bu iyot, kandan gelen iyotun tiroide girmesini engelleyen ilaçlar var. Bu şekilde tiroidin az çalışmasını sağlayabiliyoruz ilaçlarla. Bir de özellikle bu çok çalışan Graves hastalığında radyoaktif iyot dediğimiz iyot vererek, bu radyoaktif iyot, işte ışınlanmış iyot, iyotlar biliyorsunuz neredeyse hemen hemen tiroid bezinde çok bulunuyor. O zaman iyot alımıyla tiroid bezleri arasında büyük bir ilişki var. Kesinlikle, tabii. Yani zaten tiroid hormonlarının ana yapısı iyottur. Triiodotroksin, mesela tetraiodotroksin, hepsinin içinde iyot vardır. İyot olmadan tiroid hormonu olmaz. Yani biraz sonra iyot konusuna da değiniriz. Değinirim hocam. Bu atom verildi falan hatta deniyor halk arasında. İşte atom verildi diyor. Aslında bu atom dediğimiz işte radyoaktif iyot veriliyor. Bu radyoaktif iyot orada tiroid bezinin içine giriyor. Orada o radyoaktif şeyi, oradaki hücreleri yavaş yavaş öldürerek oradaki tiroid bezinin küçülmesini sağlıyor. Tamamen yok olmuyor ama, değil mi? Küçülüyor. Evet, evet, azaltılıyor. Bir de cerrahi yöntemle tamamen o tiroid bezinin alınması durumu olabiliyor. Bu işte buradaki cerrahın, hastanın klinik durumuna göre değişiyor tabii. Alınması en son evre mi hocam? Genelde en son tercih edilen yöntem, evet. İlk önce ilaç tedavisi, olmadı işte radyoaktif iyot ya da atom denilen yöntem, daha sonra da cerrahi denenebiliyor. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Hastanın tedavi süreci ne kadar sürüyor? Genelde ilaç tedavisi tabii birkaç ay gerekiyor. Aynı radyoaktif iyot da bir 3-6 ay falan gerekiyor. Eğer bunların sonucunda başarılı olunamazsa da cerrahi denenebiliyor. Ameliyat sürecine evet, giriyor. Evet. Peki hocam, tiroid nodülleri hepsi kanser midir? Yani evet, şimdi tiroid, şimdi daha çok hipertiroididen bahsettik, yani tiroidin çok çalışmasından. Evet. Bir de tiroid nodüllerinden de bahsedebiliriz. Tiroid nodülleri, nodül bildiğiniz gibi bir tümör kitle aslında. O tiroid bezinin büyümesi. Bunlar bazen çok masum da olabiliyor. Bazen çok çalışabiliyor, bazen az çalışabiliyor. Ve bunların, yani kanser olmasa bile %5'i daha sonra kanserleşebiliyor. Tabii ki tiroid nodülleri hepsi kanser değil. Bunlardan muhakkak bir bakmak gerekiyor. Ama muhakkak bütün tiroid nodülleri inceleme gerektiriyor. Bir kişide tiroid nodülü var ise muhakkak biyopsi yapılıp, patolojisi değerlendirilip ona göre yol izlenmesi gerekiyor. Çok çalışıyorsa belki işte ameliyatla onun çıkartılması gerekebiliyor. O zaman işte demin dediğimiz hipertiroidi bulguları azaltılabiliyor. Daha sonra da kanserleşme riski de var bu nodüllerin. O yüzden genelde ameliyatla alınıyor bu. Yani hastalar panik yaratmalı mı bu kanser? Yok, yok, yok. Olduğum işte vücuduma yayılabilecek ya yok, da başka yani bir yerde. Yani zaten tiroid kanserlerinin büyük bir kısmı işte bu özellikle papiller ve foliküler kanser dediğimiz, yani 3-4 tipi var tiroid kanserleri. Bunların büyük bir kısmı aslında çok böyle aşırı habis değil. Yani çok hızlı ilerleyen kanser türleri değil. Genellikle tedavileri çok mümkün. İyi huylu, kötü huylu diye ayrılıyor mu? Yani kötü huylu ama da? Yani kötü huylunun iyisi büyük bir kısmı. O foliküler ve dediğimiz kanser türleri. Onların içlerinde bir medüller kanser tipi var. Biraz daha o biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha hızlı yayılabiliyor. Bir de çok nadir gözüken andiferansiye
tiroid kanseri dediğimiz bir kanser türü var. Çok nadir gözüküyor. O biraz daha çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Ama dediğim gibi %70-80'i genelde çok hızlı ilerlemeyen kanser türleri. Zaten nodül hemen tespit edildiği zaman bunlar işte biyopsi yapılıyor. İşte MR'lar ya da PET yöntemleriyle işte lenf notlarında yayılma var mı ya da başka yerde yayılma var mı yok mu onlara bakılıyor. Biyopsi yaptıktan sonra da o lenf notlarıyla beraber varsa lenf notları onlarla beraber ameliyat ediliyor. Yani sonuçları genelde yok. Yok yani diğer kanser türleri kadar tehlikeli bir kanser değil mi? Yani %70-80 biraz iyi, %20'lik bir kısmı hani biraz da hızlı seyredebiliyor. Respektim. Ama onlar da dediğim gibi erken teşhis konduktan sonra çoğunlukla sonuçları çok iyi. Peki hocam bu tiroid hastalığı ile guatr aynı mıdır? Şimdi guatr tiroidin büyümüş halidir. Yani tiroid büyüdüğü zaman ele giriyorsa, dışarıdan gündür hale giriyorsa biz buna guatr diyoruz. Guatr kelime anlamı o. Ama tabii ki sonuçta guatr bir tiroid hastalığıdır. Tiroidin sonucu olarak gelişiyor ve büyümesiyle... Tabii tiroidin büyümesiyle gelişiyor. Hı-hı. Bu şimdi geçebiliriz istersen. Demin hipertiroidden bahsettik. Evet. İşte bu hipotiroidizm yani tiroidin az çalışmasına sebep olan ki bunların içerisinde en sık gözükeni Hashimoto tiroididir. Hashimoto tiroididi bu da bir otoimmün hastalık. Aynı mekanizmayla Graves gibi. Bunda da tersi olarak vücutta oluşan bu otoantikorlar tiroid hücrelerine saldırarak onların saldırıyor ve onları tiroid hormonu üretmesine engel oluyor. Bu şekilde tiroid hormonu az olunca ne yapıyor? Bizim hipofiz bezimiz kandaki tiroid miktarları az olunca devamlı tiroid bezine uyarı gönderiyor. Sen tiroid bezi salgıla diye. Hipofiz bezi. Diyorum ya orkestra şefiydi o. O uyarı salgılıyor ama bir şekilde oradaki tiroid hücreleri harap olduğu için tiroid hormonu üreten hücreler salgılayamıyor. O daha çok salgılıyor. Bu sefer tiroid bezi büyüyor. Yani mekanizması aslında büyümesinin mekanizması o. Hashimoto tiroiditinde diffüz bir büyüme oluyor genelde. Bazen nodüller büyüme de olabiliyor. Ama sonuçta tiroid yani hipofiz bezi bu tiroid stimüle edici yani tiroid uyarıcı hormonu TSH dediğimiz hormonu salgıladıkça tiroid büyüyor ama yine de yeterli olmuyor. Hala hipotiroidi dediğimiz tiroid tablosu gelişebiliyor. Özellikle ilk başlarda belki bazen bu hipertiroidi şeklinde olabiliyor Hashimoto'da ama sonuç itibariyle hep genelde böyle 30-40 yaşlardan sonra başlıyor ve genelde hipotiroidinin sonuçlanıyor. Onun için böyle 6 ayda bir muhakkak bu TSH hormonlarına ve tiroid antikoru dediğimiz bu antikorlara muhakkak bakmak gerekiyor. Tiroidi de sebep olan bu antikorlara. Bakmak gerekiyor, iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü hipotiroidi de ciddi bir hastalık. Hani hipertiroidinin tersi, bunda da daha çok sinirsel olarak daha çok böyle aşırı şey değil de daha çok depresif bir hal, durgun içe kapanma. Bradikardi, yani o bile kalp hızlı atıyordu, bunda kalp daha yavaş atıyor. Kabızlık, o birinde ishal vardı mesela bunda da kabızlık oluyor. Genç kabızlık oluyor. Kilo alma, iştah artışı ve kilo alma maalesef bunlar çok oluyor. Zaten böyle hipotiroidi hastalar genelde hep şeyden bahsederler işte hiç yemiyorum ama kilo alıyorum falan derler ama aslında hakikaten metabolizması çok yavaşladığı için çünkü metabolizmayı düzenliyor biliyorsunuz tiroid hormonları. Metabolizma çok yavaşlıyor ve bu kişiler de işte kilo alma, kabızlık, ciltte kuruluk, tırnaklarda böyle matlaşma, çizgilenmeler, kolesterol artışı ve bu da zaman içerisinde işte kalp damar tıkanıkları riskini de artırıyor hipotiroidi. Yani çok böyle hoşlanacağımız bir durum değil. Saç dökülmesi mesela çok yaygın oluyor bu tür kişilerde. Özellikle ciltte kuruluk çok rahatsız ediyor yani insanları. Yani bariz belli ediyor belirtileri kendisini. Tabii. Yani dediğim gibi özellikle bir ciltte kuruluk, kabızlık, halsizlik, işte kilo vermede zorluk, çok diyet yapmasına rağmen, spor yapmasına rağmen hala kiloda vermekte zorluk çekiyorlarsa ve ailesinde özellikle bayanlar için söylüyorum çünkü bu kadın erkek oranı neredeyse 8'e 1 gibidir yani. Bayanlarda çok sık gözüküyor. Annede var ise zaten kız
olmama ihtimali neredeyse yok. Yani genetik mi bu hastalık? Kesinlikle genetik. Bayanlarda daha mı çok görülme olasılığı kesinlikle, yüksek? Kesinlikle, evet. Peki neden bayanlarda daha çok görülme olasılığı var? Çünkü anneden geçiyor. Direkt genetiği anneden aldığı için. Evet, anneden geçiyor. Yani erkek... Anneden kızına geçiyor genelde, öyle seyrediyor. Kadınlar bu konuda biraz şanssız. Erkeklerde oluyor ama çok daha az. Kadınlarda dediğim gibi 8'e 1 oranında. Yani 8 katı falan daha fazla oluyor kadınlarda erkeklere büyük göre. Büyük bir oran hocam. Evet, büyük bir oran. O Hashimoto tiroidi hakikaten önemli bir sağlık problemi. Yani hipotiroidilerin en büyük sebebidir. Guatr'ın da en büyük sebeplerinden bir tanesidir Hashimoto tiroiditi. Dediğim gibi otoimmün bir mekanizmayla, yani onu engelleyemiyorsunuz da, yani işte ilaç alalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir engelleyici önceden durum. Önceden önlemini alamıyorsunuz kesinlikle. Önlem de yok, evet. Önlem de yok. En önemlisi onun için, erken teşhis koyup tedavisini almak. Lazım. Evet, takip etmek lazım. Eğer baktın ki TSH yükseliyor, tiroid hormonları azalıyor, o zaman hemen işte tiroid hormonlarının oral tabletleri var. Onlardan alarak en azından o hipotiroidi durumunu engellemeye çalışmak gerekiyor. Bitkisel bir çözümü var mı hocam? Yok. Yok değil mi kesinlikle? Bunun tek tedavisi ilaç. İlaç ya da ameliyat. Yok, ameliyat da değil. Nedir peki? Hashimoto'da ameliyat yok. Yani eğer çok böyle nodül olur da işte kanserleşme riski falan olursa belki. Onun dışında tedavisi ilaç. Yani bu tiroid hormonlarının tabletler şeklinde hapları var. Onları vererek tiroidi ağızdan, hormonunu ağızdan alma yöntemiyle bu iş çözülüyor. 6 aya kadar sürebiliyor. 6 ayda demiştim. Bir muhakkak bakmak gerekiyor TSH değerlerine. TSH yükseliyorsa bilin ki tiroid şeyi yetersiz, hormon seviyesi yetersiz. TSH, yani hipofiz bezi çok fazla TSH salgılıyor. Bu yüzden de hastada hipotiroidi olduğunu düşünüyoruz TSH yüksek olduğu zaman. Onun için 6 ayda bir TSH seviyelerine, hatta tiroid antikorlarına, TPO dediğimiz ya da tiroglobulin dediğimiz antikorlar var. İşte bu Hashimoto'ya sebep olan bu antikorların seviyelerine bakıyoruz. Genelde bunlar yüksek çıkıyor. Onlara bakarak ve ömür boyu bir tiroid hormon desteği gerekiyor. Yani bu hastalarda olsalar da olmasalar da bu tedaviyi aldıktan sonra da yine tekrar kontrollerini sık sık yapmaları kesinlikle önemli. 6 ayda muhakkak baktırmaları burada. Lazım. Özellikle sabah erken saatlerde gidip bu tiroid hormonlarını ve TSH hormon seviyelerine muhakkak baktırmaları gerekiyor. Çünkü bazen verilen ilaç yetmeyebiliyor. İlaç dozu artırılabiliyor. Bazen ara ara ilk başlarda özellikle hipertiroidi şeklinde seyredebiliyor. Yani bu bir yan Hashimoto etki oluşturma ihtimali var mıdır bu tedavilerde peki hocam? Eğer diyelim ki tiroid hormonunu çok fazla verirsek bu sefer de hipertiroidi tablosu gelişir. Onu ilk başta saydığımız işte böyle evet, aşırı terleme, çarpıntı, kalp hızında artış, sinirlilik gibi durumlar gelişebilir. O yüzden onun tedavisi çok önemli. Yani özellikle bir dahiliyeci ya da bir endokrin uzmanı tarafından çok iyi bir takip etmesi gerekiyor. İhmal etmemesi gerekiyor. Biz bazen görüyoruz, bizim kalp hastalarımız da bazen hani Hashimoto tiroidi sık gözüküyor. Hastalara bakıyorsunuz, zamanda doktor vermiş bir tiroid hormonu ekstresi, işte 100 mg ötroks diye hani. Tam onu soracaktım. Tiroid, evet, ve guatr kalbe zararı nelerdir? İşte eğer ne mesela o mesela çok fazla gelebiliyor. Bu sefer de çok fazla gelince kişiler bakıyorsun işte ben çok stresliyim, çok terliyorum, işte kalbim çok çarpıyor gibi şikayetlerle geliyorlar. O zaman diyoruz bunun dozunu işte ne zaman ayarladınız baktınız diye 3 yıl önce doktor verdi diyor. İşte ben öyle 3 yıldan beri takip ediyorum diyor. O çok yanlış. Yani o zaman belki de hipertiroidi yapıyorsun hastaya kendi kullandığı ilaçlarla. Başka bir hastalığa gelebiliyor, rahatsızlığa tetik diyorsun. Yapıyor tabii işte. İyi bir şey değil ya. İşte tansiyon yükseliyor, çarpıntı oluyor, sinirlilik oluyor, halsizlik oluyor, işte osteoporoz riski artıyor. Yani işte masum bir şey değil. Ya kalp sonuçta kalbi de yoruyor. Gibi şey tabii, değil. Tabii. Yorulmasının haricinde böyle hayati bir tehlikeye yol açıyor biliyor musun peki bu? Yani kalp yetmezliğine sebep olabilir. Kalp krizi riskini aşırı tetiklemez ama yine de iyi değil yani. Ama kalp hastalığı olan bir insana tetikleyebilir. Tabii. Bu çünkü bu sefer kalbin oksijen tüketimi çok artıyor. Yani çünkü kalp çok hızlı çalışınca oksijen ihtiyacı artıyor. Bir de damar tıkanıklığı var ise oraya oksijen yetmiyor bu sefer. Göğüs ağrıları ve kalp krizi riski tabii ki tetikleniyor. Ya da bir de bunun yaşla alakası var. Orta yaşlarda neyse de yaşlı insanlarda evet,
Tabii direkt genelde Hashimoto 30'lu 40'lı yaşlarda başlıyor. İleri yaşlarda da daha çok hipotiroidi şeklinde seyrediyor. Onun için bu kullanılan bu tiroid ilaçlarını takibi son derece önemli. Ve dahiliye ve endokrin takibi muhakkak yaptırması gerekiyor. 6 ayda muhakkak gitmesi gerekiyor. İlaç dozlarını ona göre ayarlaması gerekiyor. Çok fazla gelebiliyor, az gelebiliyor. Az geliyorsa hipotiroid oluyor, tiroid az çalışıyor. Çok geliyorsa hipertiroid oluyor. Bu sefer ona göre yan etkileri var. Yani az ve çok ikisi de son derece zarar veriyor vücudumuza. O dengeyi tutmak, biraz gözetim altında olmak tabii gerekiyor. O da takiple gerekiyor. Aynen, evet, o da takiple yani gerekiyor. Kesinlikle bitti tedavim ya da bende olmayacak ya da tedavim bitti bundan sonra şey olacak diye düşünmemek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Dediğiniz gibi 6 ay da çok önemli bir süreç. Evet, evet. Ya da her hastaneye geldiklerinde yani bunun için gelmeseler de bir görünmeleri gerekiyor o zaman. Yani hangi evet. bölüme başvurmaları endokrinoloji gerekiyor? Endokrinoloji ya da dahiliye bölümü. Dahiliye bölümü. Dahiliyecilerimiz de takip ediyor. Endokrin bölümü de takip ediyor. Muhakkak takip etmeleri gerekiyor. Yani aslında çok zor değil. Bir tane TSH testi veriyoruz. Bazen TH4, serebest TH4 de istenebiliyor. Bazen işte o tiroglobulin ya da TPO dediğimiz antikorlar da istenebiliyor. Ama onlar rutin istenmiyor. Esas olarak burada bizi yol gösteren TSH'dır. TSH yüksekse bilin ki o zaman hipotiroidi vardır. TSH düşükse, fazla düşükse bu sefer fazla geliyor olabilir tiroid hormonları. Ona göre bir ayar yapmak gerekiyor. Hocam radyo frekans tedavisinden bahsetsek biraz onunla alakalı. Radyo frekans dediğimiz biliyorsunuz o radyo frekans vererek oradaki dokuları yok etme, öldürme yani şey yöntemiyle. Aynı şekilde bu tiroid nodüllerinde ya da tiroidin aşırı çalıştığı durumlarda yapılabiliyor. Hani çok da kullanılan bir yöntem değil. Hastanenizde kullanılmıyor mu? Radyo frekans bizde kullanılmıyor. Cemil Hocam, nodüllerin alınması en son ameliyata kadar gidebilir demiştiniz. Bu ameliyat sürecinden bahsetseniz biraz. Ameliyattan sonra boğazına kadar kullanabiliyorlar. Yani tabii yani tiroid ameliyatları da o kadar çok masum ameliyatlar değil. Bir kere tiroid bezi çok kanlı bir doku. Kanlanması çok olan bir doku. Ameliyat sonrası hani kanama riski olabiliyor. Yani bazen belki sosyal medyada falan duymuşsunuzdur. Aşırı birden kanama ve işte asfiksi dediğimiz nefes borusunu tıkayarak ani şeylere sebep olabiliyor. Ameliyat sonrası kanama olur ise o ciddi bir komplikasyon bu tiroid ameliyatından sonra. Ses telleri bozulabiliyor, etkilenebiliyor. Tam onu soracaktım. Ameliyat anında o ses tellerine zarar verme ihtimali var. Mi? Dikkatli, onun için çok dikkatli ve yavaş çalışmak gerekiyor. Tabii kesinlikle. Muhakkak tabii tecrübeli bir cerrah olması lazım. Ses telleri bozulabiliyor, onun siniri etkilenebiliyor. O zaman da ses kısıklığı gelişebiliyor. Bazen sanatçılarının en büyük korkuları bence bir bu. Bir de onun altında paratiroid dediğimiz bir bez var. Bu kalsiyum metabolizmasını, kemiklerdeki kalsiyum, fosfor mekanizmasını düzenleyen bir hormon var. Böyle mercimek büyüklüğünde, küçük pirinç büyüklüğünde 4 tane bez var paratiroid. O da hemen o tiroidin altında. Onlar zarar görebiliyor. Bu sefer de kalsiyum metabolizması, osteoporoz riski bozulabiliyor. Yani çok da aslında yani, riskli bir ameliyat. Evet, yani sürücü. Çok değil ama yani dikkatli bir cerrahiden aslında kolay kolay problem olmuyor. Dediğim gibi bu tür komplikasyonlar, ses kısıklığı, kanama, işte paratiroid hormonlarındaki bozukluklar gibi riskler var. Ama hastanenize başarılı hekimlere çok başarılı. Rahatlıkla gelip burada evet, evet. Hem kontrollerini yapıp hem de ameliyatlarını rahatlıkla görmedim. Yapabilirler. Görmedim. Şimdiye kadar hiç öyle duymadım. O tür problemleri gayet başarılı ameliyatlar yapılıyor burada. Evet. Peki ameliyat sonrası ne? Nasıl beslenmeleri gerekiyor? Ameliyat sonrası şimdi şöyle bir problem olabiliyor. Eğer orada tiroid bezinin çok büyük bir kısmı ya da hepsi alınmış ise o zaman bu sefer ne olacak? Tabii ki hipotiroidi gelişecek. Yani tiroid eksikliği olacak. Tiroid hormonu eksikliği. O zaman da işte devamlı ağızdan ilaç ömür boyu tiroid hormonu alması gerekiyor. Onun da işte yine böyle devamlı kontrollere gitmesi gerekiyor. Doktorun ve o tiroid hormonların seviyesinin ayarlanması gerekiyor. Çünkü bazen orada bir miktar tiroid bezi kalabiliyor, hepsi alınmıyor. Daha sonra o tiroid bezi büyüyebiliyor. Bu sefer tiroid verdiğin ilaç fazla gelebiliyor. Onun için yine dediğim gibi böyle 6 aylık kontrolleri bu ameliyatlardan sonra da ihmal etmemek gerekiyor. Tiroid ilacı da devamlı ömür boyu neredeyse gerekiyor çoğu hastada.
Yani burada seyircilerimize özellikle Ali Rıza Hocam, hastalığınız olsa da, nüksetmiş olsa da, ameliyatta da olmuş olsanız kesinlikle kontrollerinizi elden bırakmamanız gerektiğini tavsiye ediyor. Kesinlikle, çok önemli. Çok önemli. Yani tedavinizin olup bitmesi ya da ilaç kullanmanızın hiçbir anlamı yok takip olmadığı sürece. Ve dengeli bir şekilde kullanılması lazım değil mi hocam? Tabii. Yani az kullanırsanız az etki oluyor, ona bağlı etkiler oluyor. Çok kullanırsanız ona bağlı etkiler oluyor. Onun için tam bir ortayı tutturmak gerekiyor. Evet. Peki hocam, erken tanıyı hangi evrede koyabiliriz bu hastalıkta? Yani önemi nedir bu? Erken tanı, işte birincisi şikayetler başlar ise ya da elde tiroid bezi ya da nodülü ele gelir ise zaten hemen doktora gitmek gerekiyor. Şuradan kontrol edelim. Bizlerde gözüküyor mu hocam? Yok, sizin gözükmüyor. Görünüzde dışarıda iyi gözüküyor. Bir de işte dediğim gibi işte aşırı terleme, sinirlilik, çarpıntı şikayetleri çok oluyorsa ya da tam tersi işte kabızlık, ritim yavaşlaması, kilo alma, ciltte kuruluk, yani saç dökülmesi gibi şeyler var ise tabii bu şikayetler var ise o zaman hemen bir dahiliyeye gittiği zaman dahiliyede genelde sen rutin testlerden bir tanesi verir. TSH, T3T4 yani ben de kendi kalp hastalarıma geldiğim zaman özel hastanelerde olsun, devlet hastanelerinde de hepsinde rutinler bakılıyor. Şüpheli durumlarda işte ultrasonla bakılarak teşhis konabiliyor. Evet. Yani erken yine önemsemeleri gerekiyor. Tabii. Her zaman tiroid, evet. Her zaman bir aklın bir köşesinde kalması lazım. Yani işte çünkü çok çeşitli semptomları var. Yani çok bulgular var işte. Halsizlikti, yorgunluktu, çabuk yorulmaydı, çarpıntıydı, terlemeydi, sinirlilikti, kabızlıktı, ishaldi. Yani sürüsüyle etki var. Halsizlik, bacaklarda güçsüzlük, bazen ayaklarda böyle yaralara kadar çıkan cilt bozuklukları, işte üşüme, çok çabuk üşüme, çok terleme. Yani her olabildiğince rahatsızlıkları tetikleyebiliyor dediğimiz gibi 6 ay çok önemli. Olabilir. Hocam iyot alımını birazdan işleyelim demiştiniz. Evet, aslında en önemlisi belki de bu. Kesinlikle daha geniş yer verelim buna, daha ayrıntılı verelim ki. İyot konusu son derece önemli bir konu. İyot bizim vücudumuzda üretilmiyor. Yani muhakkak biz iyotu dışarıdan almamız gerekiyor. Yani besinlerle almamız gerekiyor. Gıdalarla almamız gerekiyor. Ve iyot da bu tiroid hormonlar için olmazsa olmaz. Temel yapısı. Yani iyot içerisinde, yani iyotun etrafında oluşuyor bu hormon. Onun için muhakkak bizim iyot almamız gerekiyor. Eğer iyot yetersiz alırsak, işte bu guatr dediğimiz şey gelişiyor. Çünkü yeterince hormon üretemiyor. Yeterince hormon üretemeyince bizim hipofiz bezi bu TSH'yı çok fazla salgılıyor ki üretsin diye. Tiroid bezi büyüyor ama tiroid iyot olmadığı için yine iyot salgılayamıyor. Ve bu yolda da guatr oluşuyor ama sonuçta yine tiroid, hipotiroid dediğimiz tablo gelişiyor. Ve bu yani endemik olarak bazı bölgelerde özellikle işte tiroid yani iyotun az olduğu bölgelerde bu suda, besinlerde de olabiliyor ve çok yaygın yani dünyanın her yerinde çok yaygın gözüken bir tablo. Bu Türkiye'de de özellikle Karadeniz bölgesinde falan bir ara çok yaygındı. Evet, öyle bir haber makale gördüm. Bu biraz besinlerle falan da ilişkilendirildi o dönemlerde. İşte karalahanaydı, turptu, brokoliydi, pancardı gibi şeylerin, gıdaların bu tiroid, iyotun işte alınmasını engelliyor gibi şeyler var. Ama esas olarak Dünya Sağlık Örgütü bu tiroid hastalıkları ve iyot eksikliğini engellemek için çok çalışma yaptı. Ve en son Türkiye'de uygulanmaya başladı bu 1980'li yıllardan sonra tuzların içine iyot konması. Evet. Aslında bu yani bir 2 gram günlük bir şimdi tuz aldığınız zaman dediniz ya hocam, şimdi oraya da değineceğim. Hastalar şimdi tuza daha çok koyup da bu sefer de yok, tansiyonu ya da farklı şey yok, yapabilir, yok, algılayabilirler. Öyle değil, öyle değil ama tuzla ilgili yine birkaç söyleyeceğim şey var. 1980'lerden sonra artık Türkiye'de de bu uygulama geçildi ve hatta bu son derece etkili oldu. Yani bir 2 gram iyotlu tuz bizim günlük tuz iyot ihtiyacımızı karşılayacak şekilde ki biz zaten günlük 5-6 gram tuz ihtiyacımız var. Fazlasıyla. Yani onun için fazla yetiyor. Yani 2 gram tuz çok yüksek bir rakam değil. Normal yemeklere konulan tuz ama bu iyotlu tuz konmak lazım. Şimdi belki hani son zamanlarda moda çok çıktı. Yok işte Himalaya'dan gelen tuz, evet. Yok kaya tuzu, bilmem ne tuzu. Ben bunlara kesinlikle karşıyım. Şundan dolayı karşıyım. Çünkü onların içinde iyot yok.
iyot olmadığı için de tabii iyot eksikliği olabilir. Yani bizim iyotlu tuzları muhakkak kullanmamız gerekiyor. Yani bu son derece bir sağlık problemi. Ben yine de tavsiye ediyorum. Bazen etrafımda falan da çok görüyorum. İşte başka tuzlar kullanıyorlar. İyotsuz tuz çünkü onlar. Ben o yüzden halkımızı uyarıyorum. İyotlu tuz kullansınlar. Böyle kaya tuzuydu, yok Himalaya tuzuydu falan hiç gerek yok. Şimdi mesela en doğalı benim annem de öyle. İyotlu tuz yerine işte kaya tuzu koyuyor. Yok, daha yok. Lezzetli oluyor ya daha sağlıklı muhakkak oluyor. Muhakkak belki yok. Daha lezzetli olabilir ama sağlıklı i̇şte değil. İşte yine bilinmeyen bir yanlış bilgiyle evet, yani özellikle buradan biraz tetikliyoruz. Bunu çok vurgulamak istiyorum. Türkiye'de de bu iyotlu tuz uygulaması var. Bütün dünyada olduğu gibi. Dünya Sağlık Örgütü bunu organize etti. Ve ondan sonra zaten bu endemik guatr şeyler azaldı dünyada. Yani Türkiye'de de azaldı. Yani bilinçlendirilmişse. Yani evet yani bu tuz olayı önemli. Yotlu tuz olayı önemli. Bir de hani sağlık açısından veganlarda mesela biraz problem var. Veganlarda nasıl? Çünkü bu yot alımı az alabiliyor. Onların da ilave yot şey alması gerekebiliyor. Çünkü bu özellikle süt ürünlerinde, süt, peynir, yoğurt, bunlarda iyot oranları bayağı iyi. Yani bir kase yoğurtla bile bir günlük iyotun yarısını, çoğunu karşılayabiliyorsunuz. Bir bardak sütle mesela bayağı bir oranda karşılayabiliyorsunuz. Peynirde de keza öyle. Mesela deniz ürünleri, karidestir, işte ton balığıdır, balıklarda ve deniz ürünlerinde iyot çok fazla. Deniz bürülcesinde mesela iyot çok fazla. Yani bu tür besinleri de muhakkak tüketmek gerekiyor. Deniz ürünlerini, süt, yoğurt bu protein gibi şeyleri. Protein kaynaklı besinlerde protein daha mı? Değil, yok. Proteinden değil o. Süt, yani, peynir. O protein kalsiyum, ayrı ama onlar farklı. Pardon. Onlar farklı şeyler. Evet. Ama bunlar içinde iyot var. Ve yumurtada da mesela iyot var. Onun için veganlarda biraz sıkıntılı. Bu çoğu saydığım şeyler biraz veganlarda biraz eksik kalabiliyor. Onların böyle iyot takviyesi gerekebiliyor. İyotla ilgili olarak yani günlük normalde böyle 150-200 mikrogram düzeyinde bizim iyot almamız gerekiyor. Bu besinlerle işte süt, yoğurt, peynir, yumurta, temel besin gıdalarıyla ve işte sebzeler, meyvelerin de aslında çoğunda var. Ama bazı sebzeler işte dediğim gibi işte bu karalahanaydı, turptu, brokoliydi, karnabahardı bunlar biraz iyot alımını engelleyebiliyor, azaltabiliyor. Ama bunlar da yemek gerekiyor. Yani onlar da ayrı bir vitamin, ayrı bir besin değerleri var. Yemek gerekiyor ama biz zaten normal tuzlu iyot, yani tuzla katılmış iyotlu tuz kullanıyorsak, biraz da peynir, yoğurt falan yiyorsak çok sıkıntı yok demektir. Yani yumurta yiyorsak çok sıkıntı yok demektir. Bir de hamileler çok son derece önemli. Hamilelikte, gebelelikte evet. Bu iyot miktarı, dozu normalde işte 150 mg'sa bu 200-300 mg'a çıkıyor ihtiyacı. Onun için hamilelerin de dikkat etmesi gerekiyor. Gerektiğinde takviye de alması gerekiyor. Yani bu iyotlu şeyler de var, vitaminler de var. İçinde böyle 100-150 mikrogram kapsül şeyler de var. Evet. Yani bu multivitaminler içerisinde mesela iyot var mı yok mu diye de bakmak gerekiyor. Yani iyotlu olanı da tercih etmekte fayda var. Hamilelikte şöyle bir önemi var. Hamilelikte eğer iyot yetersiz kalırsa bu çocuğa da yansıyabiliyor. Bu çocukta işte ölü doğumlara, erken doğumlara sebep olabiliyor. Konjenital anomallere, doğumsal anomallere sebep olabiliyor. Hatta bir de kretinizm dediğimiz bir hipotiroidi var. Doğumsal hipotiroidi. Yani bu son derece ağır bir tablo. İşte mental gerilik, zeka geriliğinden seyreden bir tabloya sebep olabiliyor. Bu da çok hoş bir durum çocuk değil. Çocuk açısından tabii. Son derece hayata. Tabii. Çünkü tiroid hormonu sinir gelişiminde de son derece etkili bir hormon. Direkt anneden geçtiğinde söylemiştiniz. Anneden geçtiği için de son derece önemli. Özellikle anne hamilelik esnasında çocuk bundan yoksun kaldıysa sinir gelişimi, beyin gelişimi geri kalabiliyor. Yani bu da son derece önemli hamilelerin. Onun için beslenmelerine tek tip beslenme değil. Mesela vegan beslenme ise biraz sıkıntılı. Onlar muhakkak iyot konusunda
destek almaları gerekiyor. Diyetisyenlerden mi destek almaları gerekiyor bu hususta peki hocam? Yani bence doktorları, kadın doğum doktorları zaten bunları biliyor. Onlar direkt kendileri yönlendiriyor. Tabii yönlendiriyordur. Zaten biz çocuk doğar doğmaz da zaten bu hipotiroidi, doğumsal hipotiroidi, yani kretinizm dediğimiz bu hipotiroidi var mı yok mu diye muhakkak o testler yapılıyor. Doğum sonrasında tabii, çocuk tabii, bebek üzerinde. Tabii. Eğer erken dönemde tespit ediliyor bu, ona göre hemen işte hormon tedavisi, ilaç tedavisi başlanarak bu kretinizmin, çünkü eğer hemen ilk başta tespit edersek çok sıkıntı olmuyor ama geç kalırsak o zaman ciddi sıkıntılar oluyor. O zaman erken tanının önemini biz anneden tabii, doğumdan sonra çocukta direkt önlemiş olabiliyoruz aslında. Zaten bu rutin çocukta bakılan ve annede bakılan testlerden bir tanesi de bu. Sarılık hastalığı var mıdır yok mudur gibi bakılıyor tabii, bu da bakılıyor o zaman. Mesela ben bilmiyordum, buradan evet, bunu da yani, öğrenmiş olduk. Yani hipotiroidi, doğumsal hipotiroidi son derece ciddi bir problem. Kretinizm diye geçiyor. Yani bunu herkes de bilir aslında, bütün doktorlar bilir. Ama yani halkı da bilinçlendirmek gerekiyor. Burada iyodun ne kadar önemli olduğunu, da vurgulamak gerekiyor. Yani görülecekçe değil ama yine de. Tabii. Yani ben gördüm birkaç tane yani. Ben mecburiyet yaptığım zamanlar Erzurum'da, Horasan'da yapmıştım ben mecburiyetimi. Orada birkaç hasta görmüştük mesela. Yani özellikle doğu kesiminde falan daha hala yaygın olabilir. Ama artık doktora erişim ve testlerin rutin yapılması bu hastalıkları çok daha erken önlüyor. Aynen. Evet hocam, genel olarak obeziteye de yol açıyor demiştiniz. Hani kilo fazlalığı. Biraz da ondan bahsetsek. Yani, yine geçtiğimiz haftalarda sizde yaptığımız kalp rahatsızlığında yine obeziteye gelmiştik. Evet, yani obezite, yine korkulu rüyamız. Evet, obezite. Ve özellikle hipotiroide bağlı gelişen obezite biraz daha tehlikeli. Evet. Çünkü bunda kolesterol seviyesi de çok yüksek oluyor. Kanser riski de maalesef çok yüksek oluyor. İşte bazı kanserleri, over kanseriydi, servik kanseriydi gibi kanser risklerini de artırıyor. Bu hipotiroide bağlı gelişen obezite. Tabii burada muhakkak işte iyi tedavi olması gerekiyor. Yani obezitenin sadece, yani hipotiroide bağlı gelişen obezite tedavisi biraz daha kolay. Çünkü tedavi biliyoruz artık. Yani sorunu biliyoruz. O zaman işte tiroid ekstreleri, tiroid hormonları vererek bu hastalığı en azından engelleyebiliyoruz. İlerlemesini engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu kişilerin de işte biraz daha ne yapması gerekiyor? İşte diyete dikkat etmesi gerekiyor. Yine ekmek ve şeker konusunda biraz vurgu yapalım. Her şeyi yememek gerekiyor, abur cubur yememek özellikle gerekiyor. Özellikle şekerli şeyi kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Tuz bir miktarda alınması gerekiyor ama şeker hiç alınmaması gerekiyor evet, o zaman. Şeker bana göre sıfır şeker kullanmak lazım. Çağımızın zehri diyorum ben şekere. Şekerli şeylerden mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. İşte ekmek ve hamur işleri de bizim toplumda aslında hani yani onun da sonuçta besin var. Özellikle yani kepeği alınmamış ekmek ve unlu gıdaların da ki tabii orada B vitaminleri falan var. Yani faydalı vitaminler var ama onun o kabuğu alındıysa hiçbir faydası yok. Ve oldukça onlar da hem kilo açısından hem obezite konusunda son derece problemli. Çok yememek, çok tüketmemek gerekiyor. Peki hocam, genel olarak toparlayacak olursak, birden çok hastalığa sebebiyet veriyor demiştik. Erkenden evet, evet, önlem alınabilmesi için testlerin yapıldığını söylemiştik. Evet. Ve kişilerin boğazlarında hissetmiş oldukları evet, nodüller, kabarmalar gibi. Evet, evet. Son derece önemli. Önemine değindik ve kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü sonrasında birden çok rahatsızlıkla birlikte hayatımızı idame edemeyecek duruma da getirebilecek bir hastalık. Tabii, ve tabii, kansere de yol açabiliyor. Çok büyük bir kanser türü olmasa da %5 oranlarında belirtmiştiniz yanlış değilse hocam. Hani tehlike kısmını. Yani nodüllerin evet %5'i hemen kansere dönebiliyor. Onun için bütün nodülleri iyi takip etmek gerekiyor bu boğazdaki. Dediğim gibi kanser konusunda da çok korkmaya gerek yok. Büyük bir kısmı çok böyle hızlı seyretmeyen, çok hızlı yayılmayan kanser türleri. Yalnız da %20'lik bir kısmı biraz daha hızlı yayılabiliyor. Onun için çok yani iyi takip etmek gerekiyor. İşte biyopsi ise biyopsi, ameliyat ise ameliyat. Bunlar işte kemoterapi ise radyoterapi ise
işte lenf bezlerinin çıkartılması ne gerekiyorsa hepsini yapmak gerekiyor. Evet, buradan da önerilerinizi, evet, bilgilerinizi aktarmış olduk. Özellikle iyotlu tuz konusunda tekrar burada çok ciddi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kaya tuzu değil, iyotlu tuz, evet, kullanmanız gerekiyor. Evet. Besin değerlerinde korunması amacıyla, evet, aldığınız takviyelerinde, kapsüllerde, ek gıda takviyesi, evet, olarak da alabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz, vermiş olduğunuz bilgiler dolayısıyla. İnşallah faydam olmuştur. Ben çok verim aldığımı düşünüyorum. Kendim bilmediğim birçok hususta bilgilendim. Umarım izleyenler de aynı şekilde almışlardır. Asıl bölümünüz, branşınız kalp ve damar cerrahisiniz ama, evet, başhekimsiniz ve tüm hastanede yapılan uygulamalar hakkında ve tüm cerrahi işlemler hakkında da bilgileriniz oldukça çok. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bizleri kırmadınız. Engin bilgilerinizi bizlere ve izleyenlere aktardınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Şifa Kapısı programının daha sonuna geldik. Konumuz guatr ve triyot bezleriydi. Obeziteye yol açıyor dedik, kalp rahatsızlığına yol açabiliyor dedik ve kansere kadar da gidebiliyor dedik. Lütfen sizden ricamız, kendi muayenenizi, kendi erken tanınızı koyup uzman doktorlarınıza kendinizi teslim edin ve tedavinize yarım bırakmadan tedavi sonrasında da kendinizi kontrol altında tutun. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. İyi hafta sonları diyorum. İyi akşamlar. Music